abi misin sen? Adama bak ya. Abiye bak. Hacı abi bak. Öz kardeşini sokağa atıyor. Abi misin sen şimdi? Değilim ulan. Abi misin? Ben değilim. Hiç kimsenin abisi değilim. Bu mahallede benim hiçbir akraba. Ahmet abi ya, ayıp oluyor. Ne yapayım? Bitti. Al ula. Koklu donlarını al. Lokman Efendi. Ya ne yapıyorsun? Yenge sen de hazır. Ayıp ya. Bak ayaklarını kırarım seni. Cefacığım. Karışmayalım sen. Bir gerçek kalbi vuracaksın sendir Ahmet Efendi. Yürü hadi yürü. Ne oldu oğlum? Ya ben aşık olmuşum. Adam bunu anlamıyor ya. Ben vermişime söz vermişim. Seni alacağım ya. Lan kendime bak ya. Ben ne yapıyorum ben? Ne oldu? Ya ne bileyim kızım, bir geldim ki kavga kıyamet. Ahmet abi bunu evde buldu. Abi misin sen şimdi? Ha abi mi şimdi bu? Karaktersiz, karaktersiz. Ya oğlum abi o senin iki fiskeyi de büyütme bu kadar. Ya hani şeref fiskesi, üç tane destekli vurdum onu. Aa bak kanıyor, bak kanıyor. Kanıyor, git yıka Lokman. Git yıka. Sebep ne peki? Ne bileyim ben, aşığım maaşım bir şey dedi ama anlamadım ki. Demek ki o zaman burada kalacak Lokman. Kardeşim nerede kalacak başka? Ben de burada kalacak diyorum ya işte. Allah Allah. Lokman. Annem gel bakayım bir sana. Aile bunu seyretmiyorsun kapatayım mı? Seyrediyorum Rıza. Buyurun. Yusuf Lokman Bal burada mı? Şu anda banyoda ne için sordun? Biz bir akaşıyız. Lokman, arkadaşların gelmiş. Hangi arkadaşları Lokman? Ne bileyim işte bak. Merhaba. Gel lan buraya. Gel, 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 ne? Yok Ahmet abi. Muhakkak. Tecavüz ettin. Yok Ahmet abi. Ya şerefsiz. Valla Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ben seni köyden bunu çıkartırsın oğlum. Karayla tecavüz çıkartırsın. Ahmet abi. Bastır bakayım şunu. Hakikaten kıza tecavüz mi ettin o? Ya Anişe, tecavüz öyle nasıl tatsız bir kelime ya? Ya lan konuşma, bir dakika benden yarısını anlat eniştene. Ya Anişe, geçen gün Şermin'le bu yukarıda yıkılmış ev yok mu? Orada oturuyorduk, affedersin benim kulağımı öptü. Kulağını mı öptü? He, o kulağımı öpünce benim böyle içim karıncalandı. Dedim bari eteğini kaldırayım da... Kaldırma Lokman, niye kaldırıyorsun kızın eteğini? Ya o da benim kulağımı öptü abla. Yani sen işin neticesi kızı? Maalesef. Başımıza gelen. Tecavüz etmiş işte. Adamlar kimdi peki? Abisiyle diğer abisi. O gün balın yarısını yedi bu hayvan. Demek işe yarıyor bal. Tabii canım, ne demezsin, çok işe yarıyor. Yok yani, işe yarıyor derken. Ya kızım sen bu sefer de balla mı bozdun kafayı ya? Delirdin mi sen, ne oldun ya? Delirmedim Rıza. Çocuk istiyorum ben. Balla mı olacak o? Olur belki. Rıza, başka bir doktora da mı gitsek? Ben doktora muhtara gitmem orada. İşe bak hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Enişte neredesin? Telefonu da açmıyorsun. Oğlum dışarı mal götürüyoruz bazen, oyuncak götürüyoruz ya. Çalışıyoruz burada. Siz niye geldiniz? Hayırdır? Tanıştırayım Şermin. He, hoş geldin bacım. Hoş bulduk abi. Göster. Rıza abi, Lokman öyle dedi ama. Göster Şermin'im, enişte benim canım ciğerimdir, utanma göster. Ne gösterecek lan? Bana enişte aç. Nedir bu? Hamilelik şey. Ne? İki çizgi olunca hamile demektir enişte. Bak iki çizgi. Lokman, ne olur anlatma. Ya kardeşim ağlama, her şey planın bir parçası. Şimdi harekete geçmesen çok geç olacak. Ne planıymış lan o? Yani işte başka türlü evlendirmeyecekler bizi. Kızı kaçırayım dedim olmaz. Bir düğün yapıp biraz para toplamak şart, öyle değil mi? Peki hangi ara yaptın oğlum sen? Daha geçen gün tecavüz ettin ya. Pardon. Yok hani işte biz çoktandır şey yapıyoruz aslında. Çoktandır mı şey yapıyoruz? Tabii canım, bu alet 1,5 aydır elimizde.
Çüş, 1,5 aydır mı? Ne yaptın oğlum sen? Ben işte kızı mecburi verirler diye şey yaptım. Yardım etmezsen beni öldürecekler. Ya kızı verecekler, ya beni vuracaklar. İş o noktaya geldi yani. Kaldır şu, kaldır. Pis pis masada duruyor ya. Ya kızım sen de koca İstanbul'da kulağını öpecek başka adam bulamadın. Kulak mı? Ne kulağı abi? Öpmüşsün ya kulağını. Ben öpmedim abi. Öptün ya bebişim. Nasıl öpmedim? Yalan mı söylüyorum? Buralarımı öpmedin mi? Tamam, uzatma. Tamam, anladım. Uzatma. Lokman sen hangi ara nerede manyaklaştın bu kadar? Ya annesi sıkıştırmış, anlamış bizim şey yaptığımızı. O yüzden dövdüler ya adamlar beni. Şermin korkmasaydı iş tamamdı. Biz direkt kız hamile üzerine gidip şey yapacaktık. Ne yapacağız Rıza? Ne bileyim ben. Ay. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Ahmet abi içeride mi? İçeride, içeride gelin. Sen şuraya biraz da. Gel aile, kapıyı örtüver Rıza'm. Tamam. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun. Bitirdim seninle teyi yenge. Eline sağlık ailacığım. Öyle amşam oldu mu bilmiyorum da. Olmuş olmuş, bak bu filler falan çok güzel olmuş. Tavşan o yenge. Haydi bakalım. Borcumuz selamünaleyküm Ahmet abi. Aman yenge bırak şakayı şimdi. AVM de iyi gördüm maşallah. Maşallah. Yoktun gene cumada. Abi müsaadenle bir şey konuşacaktık. Şu bizim Yusuf Lokman'ın meselesini. Neyi konuşalım aylak hanım? Senin aklına uymuşum getirmişim abi şerefsizi İstanbul'a. Keşke ona getirmeyeydim. Rıza bundan sonrasını sen anlatsan daha iyi. Ahmet abi sen biliyorsun bu çocuk cahil bir çocuk ama ne diyeceksin kardeşimizdir. Yani işte bu bir kızdan da görüşüyorlarmış. Sahada bahsetmiş. İşte bağ gelirler geçen gün. Dediler ya işte durum böyle böyle. Yani sen anlayacağın bu kızı hamile bırakmış. Hadi. Tamam. Benim bu mahallede akrabam yoktur. Bitti. Bak o şerefsiz için bir daha kapıma gelme. Tamam gelmeyiz. Tamam, gelmeyiz. Çıkın, çıkın. Yeter ya. Yeter ya. Yeter. Allah Allah. Allah abi. Allah için ya. İtiklenmen gözüm yok. Ya bir aileden bir de adam çıkmaz mı arkadaş ya? Keşke alsaydım eteğin parasını. 9 gün uğraştım. Koskoca tavşana fil dedi. Duydun değil mi? Ne oldu? Kardeşimi bu mahalle kesmez, Hilton'da düğün yaparım dedi. Hilton mu? Hı, bütün masraflar benden dedi. Seni de tebrik etti. Kardeşim dedi, elin kızına sadece tecavüz etmemiş, bir de onu hamile bırakmış. Gurur duydum dedi. Eliyle de böyle göğsüne göğsüne vurdu. Çok mu kötü şey yaptı? İtekleyerek kovdu adam. Sayende biz de bittik. Yarın kira istemezse ben de bir şey bilmiyorum. Gitmedin şu cumaya Berza. Allah Allah, ne alakası var benim cumamın şimdi? Benim o şeyi bize karşı hep o yüzden. Gitmiyorsun. Bal yüzünden değilmiş demek ki. Ne? Devamlı yapıyorlarmış, baksana. İşe yarayıp yaramadığı belli değil daha demek ki. İyi geceler öyle. İşi söndü işi. Ayla. Hı. Bizim bir gün bir çocuğumuz olsa. He. Maşallah ne dayılar olacak değil mi? Sen yatmıyor muydun? Lokman. Ne oldu işte? Oğlum niye söndürmüşsün işi sen ya? Tamam tamam. Devam lan çocuklar. Su mu kattın sen bunu şu an? Ha, su kattım kurumasın diye. Ya kızım kaç defa diyeceğim, buna su kattırmaz. Bu kendi suyuyla mı pişer bu?
Sen yap o zaman Rıza Usta. Allah Allah. Anişe, ben bugün hiç evden dışarı çıkmadım ben. Aferin. Madem ev hanımı oldun, ablana da yardım et. İncik boncuk yap. Bir sefer de 4 yumurta yiyorsun. Ya Anişe, gırgırı bırak. Artık kızı istemek lazım. Yoksa adamlar beni bitirecek. Ne yaparım Lokman? Senin de yokluğun araçı. O nasıl laf öyle? Tamam Lokman, tamam. Gideriz. Kızınızı tecavüzcü oğlumuza istiyoruz deriz, biter gider. Ben sizden başka büyüğüm, akrabam kalmadı. Anlayın bunu artık ya. Anladık Lokman, anladık. Yemeğini yiyeyim. Bol bol ye. Veresiye et. Abla, yemek süpermiş valla. Afiyet olsun canım. Pilav koyayım mı? Ama yine ara ara nefes al. Boğulur gider Allah muhafaza. Koca bir sene nasıl geçti anlamadık vallahi. Ben mevzuya girdim artık bundan sonrası. Hangi mevzuya girdin? Girdim ya mevzuya. O çocuğun yaptığı hareketin cezası bizce malumdur. Lakin ben öyle eski görüşlü bir insan değilim. Şimdiye kadar hiç çalışmamışsam 40 tane şirkette çalışmışım. Bir gün uf dememişim. Maşallah. Şimdi işler durdu. Lakin müteahhit geldiği zaman ilk önce beni sorar. El usta nerede? Mühim olan birbirlerini seviyorlar. Cahilce tabii ama artık olan olmuş. Hayırlısıyla baş göz edelim gitsin. Mecbursunuz. Bu iş ya eyle olacak ya böyle olacak. Siz ne dersiniz beyefendi? Ben ne diyeyim yani, o sizin dediğin şekil yani, o şekil. Siz babamın çağdaş yaklaşımına dua edin. Yoksa biz vuracaktık bu akaşı. Allah razı olsun. Madem öyleyse tüm mesarifi siz yapacaksınız. Bizim durumumuz yoktur. Tamam canım, orası mühim değil. Çok güzel bir düğün yapacaksınız. Lakin biz o düğüne gelmeyeceğiz. Gelmeyecek misiniz? Niye ki? Usul bozulmuş. Biz gelmeyiz. Biz karışmayız. Çocuklar mesut olsun da. Allah'a şükür haloldu bu iş. Orası mühim değilmiş. Neresi mühim peki öyle? Vursunlar mı kardeşim? Vursunlar. Herkes kere geçiriyor zaman. Hem çok konuşuyor Anise, beni mi vursunlar? Sen vursunlar. Orası mühim değil. Oğlum ben öyle otururum. Lafa mufa karışmama benim için. Ya enişte gözünü seveyim ya. Ne diyeceksin? Ne kadar? Ya enişte işte gençtir de, ihtiyaçları var de, sağlam çocuktur de. İyi tamam lan, derdin bitmez mi senin? Gelin tarafı, orada yanındayız. Bu şeyler de böyle geçip gidiyor da ömrümüzden gidiyor vallahi. Şimdi şöyle bir durum var. Adı neydi? Devam eden işte. Şimdi biz erkek tarafı olarak elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Yalnız maddi imkanların kısıtlı olmasından dolayı... Biz sözümüzü evvelce söylemişiz.
Madem ki bu çocuğun canını bağışlamışız, o zaman masrafları karışmayacağız. Baba, sen benim nasıl bir insan olduğumu anladın, öyle değil mi? Bana baba demeyeceksin. Bana Ali amca diyeceksin. Boş üstüne Ali amca. Siz bize yardımcı olursanız biz daha çabuk hallederiz bu işi. Hem bu tatsızlık da biter. Kızın karnı belli olduğu gün, yani millet anladığı zaman, eğer düğün yapılmamışsa o zaman seni vuracağız. Kızla da konuşmayacağız. Baba esasında... Öşş! Konuşmayacağız kendisiyle. Ömrü şekil. Evlenince her şey hal olacak, öyle değil mi? O zaman ikinizle de muhabbeti keseceğiz. Şimdi siz gideceksiniz, ben ajansa bakacağım. Ekber, ajansı aç. Ben işte müsaade isteyelim. Müsaadeyi peşin verdiler, yürüyorum. Sağlıcakla. En azından biraz yumuşattık enişte. Tabii canım, tabii. Helva oldu adımlar. Rıza. He. Nasıl oldu? Görmen lazım da aile. Bir izzet, bir ikram. Adam tuturdu horoz keseceğim diye ya. Dedim çay içmeye geldik, ne horozu? Damadım girmiş, diyor başka bir şey değil mi ya? Çok mu kötü şey yaptı? Devamlı fıstık yedi adam ya. Abla enişte, iyi düşünün ya. Adamlar beni vurursa Şermin'le çocuk sizin başınıza kalır. Ben canımı veririm, bana bir şey olmaz. Ama siz ne yapacaksınız? Sokağa mı atacaksınız kadınımla çocuğumu? Abla, sana düğünde ne takmışlardı? Senin neyine lazım takımak ya, tövbe estağfurullah. Ya enişte, kim fazla taktıysa onları muhakkak düğüne çağıralım. Altın işlerini eniştene sor Lokman. Laf mı sokuyorsun hala? Şimdi çıkar belki kardeşime verirdim. Öyle mi? Kardeşimin canı mevzu bahis Rıza. Bence enişte, ablam gurur yapmasın, gitsin direkt abimden istesin. Bize sahip çıksın, bu nedir ya? Bence abla sen istesen verir. Salak salak konuşma Lokman, enişten istesin. Ben hayatta gitmem o eve. İtikleyerek kovdu adam bizi. En güzeli geldi aklıma. Eniştem abimle cumaya gitsin, cemaatin içinde söylesin, cemaatin de desteğini olmuş oluruz. Aferin Lokman. Rıza, cumaya git. Oğlum dökme lan, dökme lan. Gece vakti ne yemeği bu? Tonga çobaya yarısını peşin vereyim, yarısı da gerdekten sonra. Ne? Neden sonra? Ya işte yarısı peşin, yarısı iş bittikten sonra. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? E tamam, hepsini vereyim iş bittikten sonra. Hepsini peşin isterim. Ya yapma Tonguç abi, gözünü seveyim ya. Yarısını peşin vereyim, yarısı da balayı dönüşü. Oğlum balayına gideceğine borcunu öde. Ya tamam, tamam ya. Hangi gün boş? Otuz biri boş. 31 Aralık. Güzel, 31 Aralık. E o gün yılbaşı. He. Zaten o yüzden boş. Oğlum Timur, öyle bir şey yazacaksın ki hem düğün davetiyesi olacak hem de yılbaşı şeysi. Yılbaşı neysi? O gün düğün olursa yılbaşı neysi olur? Ben anlamadım ki soruyu. Oğlum bul işte, ne yazacağız? Yılbaşı partisinde düğün. Yok oğlum, parti marti olmaz. Ahmet abim sevmez o lafları. Tamam. Yeni yıla evlenerek giriyoruz. Yeni yıla evlenerek. Bravo Timur, kuçumsun. Canım benim, yaz bunu, yaz. Timur. Hı. Hani sen böyle annende arada bir para çalıyordun ya. Evet. Biraz daha çalabilir misin? Ne kadar? Hele 500 civarı falan. Sen kendi evini soy diyorsun yani. Ne kadar alabilirsin? En fazla 50. Yani sayınca anlaşılmayacak kadar. Sayınca anlaşılmayacak parayı ben ne yapayım Timur? En az 200 falan çalman lazım. Timur, Timur. Ne yaptınız düğün işini? Hayırlısıyla yılbaşı gecesi yapıyoruz. Yılbaşı gecesi. İnşallah. İnşallah. Çay içer misiniz? Biz çay içmiyoruz. Adam olanı çay içilir.
iftarsız kişilerin çay içilmez. Tutarsız mı? Tutarsız. İşte böyle bir dediği bir dediğini tutmayan, hani kendini bilmez gibi bir şey. Ha iyi, fazla şey yapmamış da. İyi, güzel güzel. Ne yapıyorsun? 140 küsür. Sen ona 150 de. Nursel abla benim kolyeleri satmış. Hemen harcamam. Belki geri isterler. Senin bu acı lafların da. Ben bir şeyim. Tamam, ben halledeceğim. Ben halledeceğim diyorum sana. Sen niye ağlıyorsun? Gözünü seveyim. Bak Şermin, burnunda et varmış gibi konuşayım mı? Şermin, ağlama bebişim. Şermin, ağlama bebişim. Ya tamam bebişim. Ya Allah'ım ya. Sen niye ağlıyorsun? Ya gözünü seveyim. Yasa. Ağlama artık ya. Ne? Tamam, halledeceğim diyorum sana. Ne bu? Bizim sana düğün hediyemiz. 300 mü? Oğlum silkelendik işte, üstümüzden dökülen bu. Ya sağ olun da düğün salonu 2500 lira istiyor. Neyse ya, ben 1500 vereceğim yeter. Yılbaşı gecesini kime satacağım? Yılbaşı mı? Düğün yılbaşı gecesi mi? Başka boş gün yok abla. Bekleyemem, vaktim yok. E o gece millet gelir mi düğüne? Gelmez mi? Kutlamayanlar gelir. Kutlayanlar gelmez. İlla ki müşterinin yarısı gidiyor öyle mi? Bu ne? Abi sen bunu al. Ben geri kalanı düğün gününe kadar topla, bir sana vereceğim. 200'ünü de ben şey yaptım. Nasıl yapıyoruz yani şimdi? Abi sen 2500 demedin mi? Evet dedim. Sonra onu 2000'e indirdin. Yo, indirmedim. O zaman indir. Ben geri kalanı düğün gününe kadar topla, bir sana vereceğim. E burada 480 lira var. Timur? İşte ben elimi soktum, rastgele şey yaptım ya. Demek ki 180 şey yapmışım ben. Timur, abi sen bunu düz 500'e yuvarla. Ne oluyor lan, onu indir bunu yuvarla? Ya Tunguç abi gözünü seveyim. Şimdi düğünde bana para mara takacaklar ya. Ben oradan sen paranı geri vereceğim. Para takacaklar. Madem yarı yarıya indirdim, düğün günü gelmeden paranın tamamını isterim. Ona göre. Niye söylüyorsun ki? E zor şey yaptım o yüzden. Adamın yanında niye söylüyorsun? Kardeşim ben konuşuyorum, sen sus. Ben hallediyorum. Niye devreye giriyorsun? Düğüne bekliyorum Rafi abi ha. Paramı istiyorum Lokman abi. Merak etme abi, merak etme. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hadi eyvallah. Doğru nasılsın? Eyvallah, sağ ol. Evet. İbu, ne yapıyorsun? Bunlar aynı ailede, kaynanası ya. Davetiyeler iki kişilik. Allah'ım yarabbi Timur ya. Kolay gelsin Cener abi. Cener abi düğüne bekliyorum. Eyvallah, sağ olasın. Hadi görüşürüz. Timur, ah Timur. Şunları da verelim de. Kolay gelsin Şakir abi. Sağ ol Lokman. Hoş geldin Lokman. Hoş bulduk yenge. Afiyet olsun abi. Ben düğün davetiyenizi getirdim. Ne kadar küstah olsak benim büyüğümsün. Bunu getirmek benim vazifem diye düşündüm. Kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz de bu düğüne gelirseniz bu tatsızlık da biter. Bir şey yer misin Yusuf Lokman? Sağ ol yenge. Vaktim yok. Hadi görüşürüz o zaman. Ula şerefsiz! Buraya abesi Ahmet Bal yazdırmışsın. Yalan mı abim, değil misin? Allah Allah. Değilim ulan. Değilim. Yenge düğünde görüşürüz. Görüşürüz Lokman. Doğru söylüyor çocuk. Abisi değil misin? Değilim. Lokman. Lokman. Ne var Timur? Nerede oğlum para? Ya Tonguç abi şimdi düğünde para mara takacaklar ya burama. Ben hemen orada sen paranı vereceğim. Ya kimse bir şey takmazsa? Deli misin abi ya? Kimin düğünü? Lokman'ın düğünü ya. Allah sağ olsun. Ben de onu diyorum zaten. Senin düğünün. Ya kimse bir şey takmazsa? Ya abi biraz idare etsen, gözünü seveyim. Bak damat olduğum halde süsleri de ben takıyorum. Bak görüyorsun. Bak para zamanında gelmezse şaltere indiririm. Ona göre. Duydun mu Nusret? Duydum abi. Hadi bakalım. Şartel mi? Ya bu hani sigortaya giden o şey oluyor tamam, ya. Tamam biliyorum şartel. Timur, biliyorum.
Şartın ne olduğunu ben bilmiyor muyum? Allah Allah. Sen işine gücüne bak. Çocuklarla balon şişir. Allah Allah ya. Şarteli bana öğretiyor. İçki mi? Ha. Nereden getirdin içkiyi Timur? Allah Allah. Ahmet abim geldi mi? Gelmedi daha. Bak Ahmet abim de gelmedi. Sen içki diyorsun. Allah Allah ya. Timur problem çıkarma. Problem çöz. Problem çöz. Ha. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Dur. Senle böyle mi anlaştık lan? Peşinde mi koşacaksın? Abi vallahi vereceğim. Gözünü seveyim. Vallahi vereceğim. Şermin yanında ay buluyor. Şermin yanında ay buluyor. Gözünü seveyim. Bitti bu iş oğlum. Vallahi vereceğim. Hüsnü! Atın milleti dışarı. Abi millete ay buluyor. Bir sürü millet gelmiş. Gözünü seveyim. Senin peşinde mi koşacağım lan ben? Nerede para? Yemin ederim. Vallahi vereceğim. Turgut abi. Oho! Her kişi iyisi gelir. Lokman al bakalım. Vay! Işıkları yok. Işıkları yok. Işıkları yok. Geldiler vallahi geldiler. Ay ben dedim benim abim yufka yüreklidir, pamuk kalptir, o candır o dedim. Ben dedim yenge, ben dedim. Tamam Ayla Hanım, nerede oturacağız? Gel size en güzel yeri ayırtın. Gelin, gelin. Ay. Böyle. Hoş geldiniz efendim. Canım gel. Sayın misafirlerim ve değerli komutanımız, bu gecenin 33'ünü hep beraber canı gönderin, alkışlar olabilir. Nereden buldun parayı? Noel Baba getirdi. Kim? Noel Baba. Ho ho ho! İyi seneler olsun. İyi seneler kızlar. Kıymetli misafirler. Ah, affedersiniz. Tut bakayım şunu. Kıymetli misafirler, damadımız Yusuf Lokman bugün beni aradı. Dedi ki, Noel Baba dedi, benim düğün dedi, yılbaşı gecesine denk geliyor dedi. Acaba sen de dedi, uğrar mısın? Ya dedim, sen onu ona denk getirmişsin, ben nasıl uğramam arkadaş dedim ya. Sonra da kıymetli bana ho 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 dedim. Yalnız ben Noel Baba'yım ama bir kusurum var. Benim torbam boş. Şimdi Noel Baba'ya torbası boş olmak yakışır mı? Yakışır mı çocuklar? Yakışmaz. Ne diyeceğiz o zaman? Ne diyeceğiz? Dolduracağız. Bravo Sezer. Dolduracağız. Şimdi bu işi de Ahmet Bal, Ahmet abimiz, düğünün sahibi abimiz Ahmet Bal'dan başlayacağız. Alkışlar kendisine. Çocuklar şöyle geçin, Burak Bey Ahmet abi bizi ki şöyle Kalle abi bir şey indirsin. Ahmet abi yalnız millete yol gösteriyorum. Oha göre dikkat et. Millet seni nasıl? Takı aldık biz. Allah razı olsun, takıyı sen tak yenge. Nakdi de sen ver Ahmet abi, yanı gibiyim. Evet, damadın abisinden o ne, 200 mu? 400, damadın Ahmet abiden 400. Haydi bakalım, herkesi görelim. Doldur bakalım, gönlünüzle ne kokarsa. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Durun. Gelinin anasından beşi bir yerde. Alkışlıyoruz kayınvalidemizi. Alkışlıyoruz. Ver müziği şimdi, ver müziği şimdi. Enişte, burada bir sürü takı makı var, para var. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ömür boyu mesut olun inşallah. Çok sağ ol. Sağ ol enişte ya. Şenminim, bu dansı bana neden misin? Ya yapma Lokman ya, çok güldürüyorsun beni. Gelin çok gülmesi iyi değildir ha. Tamam. Enişte bu sende kalsın. Tamam, arırsınız sonra benden. Çok güldürüyorum. Şenminim. Merhaba Noel Baba. Oho Ayla Hanım. Şimdi anlaşıldı o torba meselesi.
kapıda duruyorum filan. Yine bu iyi. Bir ara terli gideyim. 2 metre terlik. Çok sıcak oluyordu içerisi. Niye sakladın benden? Bazen oluyor işte. Bilmem yani belki gözünü yükseğe diktiğin zaman aşağılarda darlanıyor insan. Sonra da utanacağın şeye sahip çıkıyorsun. Sahip çıkacağın şeyden utanıyorsun. Çok yakışmış kırmızı. Sağ ol. Babayla fotoğraf çekilemedik diye. Ama hemen. Çek şunu. Hemen. Hemen ne gibi akrabayız ya. Gülümseyin çocuklar. Haydi iyi seneler olsun bakalım hepinize. Ya bu ne aldınız efendi ya? Takmışsın üstüne ecnebi kıyafetlerini. Utanmıyorsun bir yerse soytarlığa ya. Niye utanayım ya? Ben Noel babayım. Soytar diyelim ki. Noel baba? Allah ıslatsın seni ya. Cümlemizi inşallah. Ver bakalım ver ya. Dilim devam burada arkadaşlar. Vodka mı var la bunun içinde? Yani isteyen oluyor diye koyuyoruz biraz da. İstiyorsan var alkol sizde. Ha, yok madem doldurdun idare edeceğiz artık. Afiyet olsun. Haydi bismillah. Bismillah hadi bakalım. Çocuklar torbanızı alın. Yalnız içinde ayakkabılarım var. Onu alayım. İçindeki paraları alın işte. Bu senin işte. Senin. Benim mi? Nasıl benim? Sana daha çok lazım ben işte. Bu takılar bize yeter Rıza abi. Hadi be oğlum delirmeyin. Olur mu öyle şey? Yok. Çocuklar. Şey mi? Lokman. Yok. Lokman oğlum yapma bu sizin. Hiç. Lokman bu sizin oğlum. Haydi bakalım ya. Haydi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin Noel Efendi. Haydi cümlemizi. Allah nazar. Allah sonlarını hayretsin. Amin Ahmet abi. İyi seneler. Hayırlı akşamlar. Hadi oğlum. Hadi geceler. İyi geceler. İyi seneler yenge, iyi seneler. Ayla, karnı sepiştiriyorsun ya. Yılbaşına yakışır, çocuklar sever. Hadi evimize gidelim. Bir işimiz daha var. Onu da halledelim de. Sen 2 dakika bekle. Geliyorum ben. Tamam. İyi şeyler. Ho ho ho. Geldi baba buyur. Gel Noel baba gel. Nereden düştün bu mahalleye? Size hediye getirdim. Getir hediye getir. Şöyle tut bakalım Aytekin. Tut. Kusura bakmayın böyle sofraya da koyuyorum ama bırakıp da gitmem lazım. Affedersiniz. Sağ olasın Aytek. Vallahi doğrusunu isterseniz ben bunları sayamadım. Sizi bir say vereyim. Ondan sonra da 4'e bölün. Hakkınızı da helal edin. Yine bir eksik kalırsa ben onu tamamlarım. Rıza. Sıra abi. İyi seneler kardeşim. İyi seneler abim benim. En kötü senemiz böyle olsun inşallah. Haydi. Ho ho. İyi seneler.
Ayla, esasında biliyorsun, bala filan lüzum yok. İnsan kafası rahat olacak. Kafan nasıl şimdi? Fena değil. Gülmeyin.